Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Muallim Naci'nin Mektebi Edep adını taşıyan kitabından söz etmek istiyorum. Kitap bugün edep eğitimi olarak okuyucuya sunulmuş durumda. Edep kavramı etrafında ne kadar konuşsak herhalde yeterli bir konuşma sağlamış olmayacağız. Büyük bir yoksunluk içerisindeyiz. Edep konusunda maalesef gerekli çabalara, gerekli girişimlere, emeklere ve tabii ki davranışlara sahip olmadığımızı rahatlıkla söyleyebiliriz. Pek çok şey bilebiliriz, pek çok şeyden haberdar olabiliriz. İlişkilerimizi sağlıklı tutma konusunda, birbirimizle irtibatımızı sürdürme konusunda pek çok araca, pek çok güce, pek çok imkana sahip olabiliriz. Ama her durumda bu ilişkileri, bu yapıları, kişilik yapılarını ayakta tutacak olan şeyin edep olduğunu bilmek koşuluyla. Ne yazık ki bu konular çok fazla önem kazanmış gibi görünmüyor. Hele günümüzde edep konusunda ciddi ihmaller, ciddi göz ardı etmeler var ve edep yoksunluğundan kaynaklanan ilişki bozuklukları, edep yoksunluğunun öne çıkmasıyla birlikte fark ettiğimiz gerilimler öyle çok da kolay aşılacak gibi görünmüyor. Muallim Naci bir eğitim müfredatı içerisinde edebin nasıl insan temelli olarak gündeme getirileceğini, edebin nasıl bir ahlak hülasası olarak aktarılacağını öğretmenin yollarını arıyor. Muallim Naci de diğer düşünürler gibi Osmanlı'nın son çağında kaybettiğimiz, çökmüş bir şekilde ihya edilmeyi bekleyen değerlere vurgu yapıyor ve bu bağlamda başka pek çok konuda olduğu gibi edep konusunun da ihmal edilmemesi gereken bir alan olarak ele alınmasını öneriyor. Bu konulardaki ihmallerin, bu konulardaki aymazlıkların toplumsal ruh sağlığına, toplumsal ilişkiler bütününe ciddi anlamda darbe vuracağını söylüyor. Tabii edep güzel ahlakla, güzel terbiyeyle, utanmayla, zerafetle, güzel davranışla, pek çok hoş şeylerle birlikte anılması gereken kavram. Biz edep kavramını sadece eylemlerimizde dile getirmiyoruz. Eylemlerimize yön veren bir davranış stili olarak kullanmıyoruz. Duruşumuz, kalkışımız, susuşumuz, konuşmamız, geri çekilmemiz, katılımımız, kalkışmamız hepsinin edeple yakından bir ilgisi var ve hatta insan olmak, insanı kamil olma yolunda merhale kaydetmekle edeple birlikte ele alınması gereken bir konu olarak dikkat çekiyor. Sadece görünür davranışlarımızı, herkesin fark ettiği, herkesin gözlediği şeyleri değil, çok kendi içimizde yaşadığımız, yaşattığımız şeyleri de bu edep çerçevesi içerisinde ele almak ve bu çerçevede hakikat konusundaki saygıyı, sabrı, yumuşaklığı, nezaketi, ahde vefayı, insanları mutlu edecek yollar aramayı, mutlu olmanın yollarını bulmayı, velhasıl türlü hasletlerle ilişkiye geçmiş bir davranış etiği geliştirmemizi gerekli kılıyor. Aslında Allah'ın da muradı insanların kendisine kulluklarını sürdürürken bu edep dairesi içerisinde yaşamayı sağlamaları ve bu edebi yaşamın temel ölçüsü, ölçütü olarak korumaya emek vermeleridir. Muallim Naci kendi döneminde büyük bir kayıp içinde olduğunu düşündüğü, ihmal edildiği düşündüğü bir kavramı gündelik hayatta kimsenin pek fazla ciddiye almadığı, önemsemediği bir davranış kataloğunu tartışmaya açıyor, gündeme getiriyor ve biz bugün 100 yıl öncesinin değerlendirmelerini yeniden okumaya tabi olurken bir anlamda kendi kayıplarımızın da bir bilançosunu çıkarmış oluyoruz. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.